Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları böyleydi değerli izleyenler. Beşiktaş'ı birazdan masaya yatıralım mı? Sevgili Ogün, Ogün Şahinoğlu bizlerle birlikte. Bir de Ogün Şanlısoy var biliyor musun Ogün? Tabii yıllarca bana söylediler zaten. Ya gerçekten çok severim. Saydım kaç yıl oldu. Her gün ayrı. Bak sen ne zaman bu yayına bağlansan ya böyle romantik girişler oluyor ya farklı girişler oluyor ya ne derler kız isteme programı gibi bir hal alıyor bir şey oluyor. Bak bugün de o gün Sansoy'dan girmiş olduk. Geçtiğimiz hafta yaptığımız programdan sonra tabii biraz eşim yanlış anlamış. Ama yani ya gerçekten bekar olduğumu anlayanlar olmuş. Ama öyle bir program beni de ondan sonra bana da zaten program geldi. Kadın kuşağı programına teklif ettiler. Böyle bir şey oldu yani. Ben orada sıcak şaka bir bölgesine de şaka yaptığımı düşünüyorsun değil mi? Şaka yaptığımı düşünüyorsun değil mi? Şaka yapmıyorum o gün. Şaka yapmıyorum. Benim de o gün İş anlamında kısmetim açıldı. Deniz ben de şöyle söyleyeyim. O programdan sonra bir Beşiktaş taraftarı Başakşehir maç öncesi yanıma geldi. Abi senin evine şömineyi ben yapmak istiyorum. Çok iyiymiş. Ama gerçekten... Ya eşini izledik senin evine şömine yapmak istiyorum dedi. Eşini kırmadık değil mi o gün? Yani anlayışlı ben, yok, eşin yok, olduğunu ben, biliyorum. Sıcak derken kastettiğim herkesin bir başını sokacağı evi olması kesinlikle açısından. Oradaki verdiğimiz mesaj oydu. Evet, evet. Efendim? Oradaki verdiğimiz mesaj oydu. Sevgili, tabii, sevgili tabii, eşine yani. Çok çok selamlarımı bir kez daha iletmeni isteyeceğim. Ama güzel böyle bir sanki tatlı bir evlilik programına hazırlık gibi bir şey oldu. İkimizde de demek ki o potansiyel varmış. İki gün sonra evlilik programı sunar mısın o gün dediklerinde böyle bir background'un var diyeceksin. Peki. O gün çok teşekkürler bu güzel tatlı sohbet girişin için. Ama Beşiktaşlı durumlar çok tatlı değil gibi sanki. Derbi öncesi bir borçlar açıklandı. Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları vardı. Borçlar da açıklandı. Derbiyi de konuşalım. Nasıl geçirecek sence bu süreci Beşiktaş? Yani dün kongre, yani divan kurulu toplantısı sakin geçti aslında. Çok böyle alışığız tartışmalı divanlara, kongrelere, mali genel kurullara. Dün sadece bir iki böyle bir problem yaşandı. Onun dışında sakindi. Beşiktaş'ın borcunun %24 arttığını görmüş olduk. Denetim kurulu başkanı Gökhan Tiryaki açıkladı %24 diye. Tabii kulüp Beşiktaş Genel Müdürü Seçilay Gün ise hesaplamalara biraz karşı çıktı. O da kendi hesaplarına göre 5.2 milyar olduğunu söylüyor borcun. Sonuç itibariyle ciddi bir borç. Yani biz konuşuyoruz, bizim için kolay söylemesi 5 milyar 200 milyon mu, 5 milyar 700 milyon mu? Ama sonuçta konuştuğumuz rakamlar çok büyük rakamlar. Bu durumlarda kulüpler zorlanacak, zorlanmaya da devam edecek. İşin içerisinden çıkmaları da bence imkansız. Bu borçlar kapanmaz. Bu borçlarla yaşamayı öğrenecek kulüpler. Nasıl? İşte varlıklarını artıracaklar, gelirlerini artıracaklar, gelir gider dengesi sağlamaya çalışacaklar. Olursa da projelerle borçlarını azaltmaya çalışacaklar ki Beşiktaş'ın hani divandan sorusu söylüyorum, olumlu yanlarından bir tanesi olarak gösterilen konu varlıklarının artışı, gelirlerinin artması. Umarım kulüplerimiz ayakta kalmayı başarabilir. Çünkü buna herkesin ihtiyacı var. Yarın öbür gün çünkü Avrupa'da başarı istiyor taraftarlar. İşte diyoruz ki neden Avrupa'da yok, sıralamalarda geride kaldık. Ona göre takımlar kurmanız gerekiyor. Ona göre kadrolar oluşturmanız gerekiyor. Bunun için de para lazım. İşin ekonomisini başaramadıktan sonra da sahadaki sportif başarıyı da kolay kolay elde edemiyorsunuz. Tabii geçmişin hataları hala ne yazık ki tüm kulüpler tarafından hissediliyor. Beşiktaşlılar bence güne güzel uyandılar. Her ne kadar biz borç harç haberleri vermiş olsak da o gün. Dün milli takımda Mert'i nasıl buldun? Çok iyi değil miydi? Mert gerçekten olağanüstüydü. Yani devleşti derler ya kalesinde. Yanlış hatırlamıyorsam 660 gün sonra döndü milli takıma. Yani çok uzun bir süre sonra milli takıma döndü. 663 gün olması gerekiyor. Hı hı.
Ama Mert kalitesiyle bıraktığı yerden devam etmeyi bilen bir kaleci. Beşiktaş'ta da aynısı oldu. Bir sezon oynamadı Deniz. Bir sezon sonra Beşiktaş'ın kalesini devraldı. Sanki hiç bırakmamış gibi. Olmamış. Yani o süreci ne kadar güzel tamamladı. Ya bir de kaleciler sen de bilirsin yani kalecilerin mental ne derler seviyesinin daha yüksek olması, tutulması için biraz oyunda olması, formda olması, maç çıkarması gerekir. Ya hakikaten helal olsun bu süreci çok güzel değerlendirdi Mert. Kalecilerdeki en önemli konu refleks, öyle değil mi? Yani en önemli konulardan bir tanesi diyelim refleks. Bir sezon sakat olan bir oyuncu, sahalarda olmayan bir oyuncunun refleksleri de geriler. Ama Mert sanki bir hafta önce sahadan küçücesine Beşiktaş'a geri dönüş yapmıştı. Şenol Hoca'nın elini rahatlatan Beşiktaş'ın puan toplamasında ve sezon başının için ahvah ettiren oyuncu oldu. Yani olsaydı durum nasıl olur diye. Çünkü bu sezon kıymetli bir kaleci Ersin Destanoğlu ama performans itibariyle beklentilerin çok uzağında kaldı ne yazık ki. Belki Mert olsaydı Beşiktaş'ın daha fazla puanı olabilirdi. Hayır, kalede de yani her ne kadar ikisi de sezona çok formda, çok istedikleri gibi diyeyim hadi istedikleri gibi başlamasa da bir tarafta Uğurcan, bir tarafta Altay var. Evet, yani geçtiğimiz sezon hangisi daha iyiydi diye kıyasladık biz Uğurcan'la Altay'ı. Bu sezon hangisi daha formsuz diye kıyasladık ağırlıkla. Ama aradan Mert sıyrıldı çünkü yani hani son 10 hafta diyelim hadi. Bu ligin en iyi kalecisi. Gösterdi bunu. Yani performans itibariyle söylüyorum bunu. Yoksa en iyi... Derbi öncesi de moral motivasyon olmuştur. Kale önemli bir parametre. Evet. Şöyle sadece kale de değil. Dün milli takımın ilk 11'inde 3 tane Beşiktaş futbolcu oyuncu vardı. Biri Mert, diğeri Onur Bulut, diğeri Cenk Tosun. Yani bu çok önemli. Onur da çok yani, iyiydi. Kadrosuna bakarsan bir kulüp bazında en fazla Beşiktaş'tan vardı. Şenol Hoca'nın oyuncuların form durumunu nasıl yükselttiğini gösteriyor. Cenk Tosun da bunlardan bir tanesi çünkü. Valerian İsmail döneminde hiçe sayılan bir oyuncuydu. Yok bir oyuncuydu. Ama o da 10 golün üzerinde katkı verdi. 14 gol. O gün gidenin arkasına haksızlık yapmayalım. Şimdi Valerian İsmail'in son haftalarında Cenk'in performansı biraz çıkışa geçmişti gibi. Şans bulmaya başlamıştı. Yok. Asla ben katılmıyorum buna. Ya lütfen ama ya. O gün ya. Yapma sen de. Valerian İsmail Cenk'i hiçe saymıştır. Cenk'e çok büyük ayıp etmiştir. Ya bak son haftalarda Cenk oynamaya başlamıştı ve performansı yükseldi. Hemen hatırlatıyorum. Cenk'in Valerian İsmail döneminde en uzun sahada kaldığı maç Trabzonspor maçı 63. dakikada oyuna girdi. Bir gol attı. Bak 63'te girdi. Oynadı yarım saat. Bir gol attı. O maçta en son oyunu aldığı oyuncu Jackson Muleka'ydı. En son oyunu aldığı tercih Muleka'ydı. Bir hafta sonra kim oynadı? Beşiktaş Hatayspor'la. Hatay'a mağlup olurken bir hafta önce Trabzonspor'a karşı gol atan Cenk de kulübesindeydi. En son oyunu aldığı Muleka 11'dir. Tamam galiba ben şunu söylemek istiyorum. Ne Şenol Güneş'e ne Valerian İsmail'e. Ya yani Cenk'in bir performans çıkışı vardı. Cenk'in performans çıkışını galiba salt Şenol Güneş'e bağlamak istemiyorum. Şenol Güneş'le Cenk arasındaki ilişkiyi biliyorum. İkisinin ne kadar uyumlu olduğunu da biliyorum. Ama Cenk'in performans çıkışı Valerian İsmail'in son dönemine denk geliyor diyorum. Noktalıyorum. Ben tamamen karşıyım. Peki tamam. Evet. Sormak istediğim başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Senin var mı söylemek istediğin? Milli takımla ilgili konuşmak ister misin? Derbiye yönelik taraftarların merak ettiği işte derbi kadrosu nasıl olur? Kimler oynar? Bunu çok merak ediliyor. Ben derbi kadrosunun değişeceğini düşünmüyorum. Şenol Güneş istikrar yakaladı 11 adına. Bu 11 aynı şekilde devam eder. Burada sadece ve sadece Tayyip Talha Sanuç'un sakatlığı kritik önemine sahip. O da bireysel olarak çalışıyor. O ne kadar erken sayısı, dönerse... Sayısı görebilecek miyiz sence? Her geçen gün ihtimali artıyor öyle söyleyelim. Yani ilk sakatlığında verilen bilgiler çok zordu. Ama şimdi zora geldi. Biraz daha iyiye gidiyor gibi yani. Böyle yavaş yavaş şansı artıyor. Ben derbide görebileceğimizi düşünüyorum. Yani dolayısıyla da Şenol Güneş'in sahaya süreceği 11 sakat oyuncu olmazsa tabii milli takımlardan dönen oyuncular çok kritik. Herhangi bir sakatlık olmazsa aynı. Sevgili Ogün, çok teşekkür ediyoruz.
şömine olmasa da o güzel kalbini eşin bugün ısıtacaktır pazar günü. Eşine de çok çok selamlar. Bir şömine krizi daha olmasın. Çok teşekkürler. Renk kattın programımıza. Çok sağ ol. İyi pazarlar diliyorum. Teşekkür ederim. Onun da selamı olmuştu programdan önce. Güzel. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak.